Ay. Program başlamış. Arkadaşlar süt içerken yakalandım. Hepiniz Sat 7 Türk çocuğa. Bugün de hoş geldiniz. Hepiniz için sevgi ve sevinç dolu bir gün olsun arkadaşlar. Sizler bugün sütünüzü içtiniz mi? Ya da içtiyseniz bugün kaç bardak süt içtiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bunun haberini bizlere verin arkadaşlar. Çünkü size bu sorduğum soru bugünkü görevinizle ilgili bir soru. Bu arada nasıl geçti gününüz? Bugün neler yaptınız? Sabah kalktınız, yüzünüzü yıkadınız mı? Dişlerinizi fırçaladınız mı? Güzel, sağlıklı bir kahvaltı yaptınız mı arkadaşlar? Ben bunların hepsini yaptım. Özellikle evden çıkamadığımız bu dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirmemiz çok önemli olduğu için sabahları kahvaltı yapmak, gün boyunca besinlerimizi almak, meyve yemek, sebze yemek gerçekten çok önemli arkadaşlar bizler için. Bu arada eğer ilk kez Sat 7 Türk ekranlarını bu saatlerde açan arkadaşlarım varsa ve kim bu abla diye düşünüyorlarsa arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Nora ablanız, aşağıda da görüyorsunuz zaten. Ve arkadaşlar her gün, hafta içi her gün, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, yani haftanın 5 günü saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk çocuk programında sizlerle buluşuyorum burada ve gerçekten birlikte çok fazla şey paylaşıyoruz. Tanrı'nın sözünü okuyoruz, çalışıyoruz birlikte. Ve onun dışında konuşmaktan çok yoruldum. İşte her gün bunu yapıyorum arkadaşlar. Konuşmaktan çok yoruluyorum. Konuşuyorum, merak ediyorum, sizlere sorular soruyorum. Gününüzün nasıl geçtiğini öğrenmek istiyorum. Onun dışında birlikte şaşırtan bilgilerle şaşırıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Nasıl, ne zaman bölümümüzde yepyeni şeyler öğreniyoruz. İşaretlerle konuşuyoruz. İşaret dilini öğreniyoruz. Ve arkadaşlar eğer siz de bu programı merak ettiyseniz, ilk kez bugün açtıysanız bence bölümümüzü izleyin. Eğer memnun kalırsanız sizlere her zaman büyük bir sevinçle burada bekliyor olacağız. Arkadaşlar WhatsApp numaramızdan aynı zamanda bizlere ulaşabilirsiniz her şekilde. Mesaj atarak, yazı yazarak, ses kaydı göndererek, video göndererek, resim göndererek, fotoğraf göndererek her şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Bizden sizden gelen haberleri dört gözle bekliyoruz. Peki arkadaşlar, Nora abanız süt içerken yakalandı az önce. Peki acaba bu görevin, yani bu şeyin, dedim ya size hani bu sütün sizin bugün görevinizle bir ilgisi var diye. Acaba nasıl bir ilgisi var arkadaşlar? Kendinize hadi bakalım. Artık birazcık hazırlayın. Birazdan görevimiz gelecek. Ben 5'ten geriye doğru saydığımda, 1 dediğimde ekranda hep birlikte görevimizi göreceğiz. Ama ondan önce tahminleriniz varsa düşünün bakalım. Acaba sütle ilgili nasıl bir görev vermiş olabilirim sizlere? Bitkilerinizi, evinizdeki bitkilerinizi sütlemek mi mesela? Böyle bir şey var mı gerçekten? Sulamak da o. Ay çok pardon arkadaşlar. Sütlemek değil de o, sulamaktı. Peki acaba kendimizi sütlemek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Kendimizi sütlemek ne demek? Nora abla neler söylüyor böyle? Belki de arkadaşlar göreviniz kendimize süt vermekle ilgilidir. Haydi bakalım 5'ten geriye doğru sayalım. Hep birlikte görevimizi görelim. 5, 4, 3, 2, 1... Evet arkadaşlar, az önce de gördüğünüz gibi bugünkü göreviniz sizin, hatta bugün değil bundan sonraki her gün için görevimiz günde 2 bardak süt içmek arkadaşlar. Bu bizler için çok önemli gerçekten. Burada da görüyorsunuz, hatta size bu görevi verdim. Hemen karşınızda bir yudum süt içmek istiyorum. Bunu yaparken genelde böyle dudağımızın üstü bazen süt olabiliyor. Eğer o başınıza gelirse gidin hemen ağzınızı yıkayın. Gidin hemen ağzınızı silin. Burada böyle kocaman kocaman sütten bıyıklar çıkmasına izin vermeyin arkadaşlar. Peki acaba Nora abanın sizden neden böyle bir görevi yerine getirmenizi istedi? Tabii ki sizler için, sizlerin sağlığı için arkadaşlar. Haydi bakalım gelin birlikte bunun faydalarını görelim.
Bir kere öncelikle arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi zeka gelişiminize çok büyük bir katkı sağlıyor süt içmek. Gerçekten düşünceleriniz böyle güçleniyor. Öğretmeniniz dersi anlatırken daha çabuk anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza bir şey anlatacağınız zaman daha düzgün bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Kısaca sizin zihin gelişiminize çok büyük bir etkisi var sütün. Çok önemli bir besin kaynağı arkadaşlar. Bu arada 2 bardak sütü üst üste içmenize gerek yok. 1 bardak sabah içip 1 bardak akşam içebilirsiniz. Üst üste 2 bardak da çok iyi gelmeyebilir. Dediğim gibi yatmadan önce 1 bardak içebilirsiniz. Bir de sabah kahvaltıyla birlikte süt içebilirsiniz. Onun dışında bir kere bedenimizi ayakta tutan en önemli şeylerden bir tanesi kemiklerimiz. Kemiklerimiz ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz, biz de o kadar sağlıklı oluruz, biz de o kadar güzel bir şekilde ayakta durabiliriz. Peki kemiklerimizin sağlıklı olması nasıl mümkün olabilir? Tabii ki de süt içerek arkadaşlar. Kemiklerimizin sağlam olması için süt içmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda tabii ki içinde D vitamini var ve kalsiyum var ve bunlar bizim kemiklerimiz içinde, dişlerimiz içinde çok önemli. Dediğim gibi aynı zamanda diş sağlığımız için, dişlerimizin böyle güzel güzel parlaması için, rahatça ısırabilmek için, dişlerimizin sallanmaması ve orada böyle dimdik durabilmeleri için günde 2 bardak süt içmemiz çok önemli ve çok gerekli. Aynı zamanda sanki gözlerimizi parlatıyor biliyor musunuz? Süt içtiğiniz zaman o farkı göreceksiniz. Böyle gözleriniz böyle çin diye parlıyorlar adeta. Çok daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha uzaktaki yazıları okuyabiliyorsunuz. Daha düzgün bir şekilde, daha parlak bir şekilde görebiliyorsunuz etrafınızdakileri. Yani arkadaşlar ne kadar fazla süt içerseniz yaşlandığınızda da o kadar iyi görebiliyor olacaksınız bence. Ve aynı zamanda çok iyi bir enerji kaynağı, çok önemli bizler için. Kendimizi daha enerjik hissetmek için, daha böyle güçlü hissetmek için, okullar açıldığı zaman teneffüste daha fazla koşabilmek için, daha fazla oynayabilmek için süt içmeniz çok ama çok gerekli arkadaşlar. O zaman haydi bakalım bu görevinizi yerine getirmeye gönderiyorum sizi. Ve ben bir taraftan sütümü bitireceğim. Siz de o sırada güzelce Ege'yi izleyin bakalım. Bulunan fosillere göre köpekler 35 bin yıl önce evcilleştirildi. Buna göre benim köpeğimin bundan haberi yok. Sürekli vahşice saldırıyor herkese. Dünyanın en zehirli 25 yılanının 20'si Avustralya'da yaşar. Avustralya kocaman bir ada olduğundan yüzerek buraya gelmeleri imkansız gibidir. Burnunuz tıkalı bir şekilde yerseniz elma ve patatesin tadı aynı gelir. Ayrıca sesiniz böyle çıkar. Bu yüzden nezle olduğunuzda burnunuz tıkalıysa patates ya da elma yememenizi tavsiye ederim. Ayıramazsınız. Romalılar ezilmiş fare beynini diş macunu olarak kullanırdı. Bu yüzden Romalıların dişleri fareler gibi dişletmiş. Yani böyle. Beyninizin bir sesi ayırt etme süresi 1 milyarda 2'dir. Yani benim sesimi diğer seslerden ayırt etmek oldukça kolay olacak sizin için. Ankara'nın dağlarda büklüm büklüm yolları. Sevgili Ege, sana buradan kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsın, yine bize verdiğin o güzel bilgilerle hayatımıza renk kattın. Evet arkadaşlar, şimdi de bizim çok sevdiğimiz bir bölüm var sırada. Deyim Yerindeyse bölümü. Siz Deyim Yerindeyse bölümünü göreceksiniz. Tahmin etmeniz gereken deyimin görselini, resmini de göreceksiniz. Hatta ondan sonra sizi şöyle bir kumdaki hikayelere göndereceğiz. Ve ondan sonra deyimin ipuçlarıyla ben Nora ablanız burada Satya Türk ekranlarında sizleri bekliyor olacak. Sodom ve Gomorra. Bu iki şehirde çok günah işleyen ve büyük kötülükler yapan insanlar yaşardı.
Öyle ki yüreğinde Tanrı sevgisi taşıyan neredeyse hiç kimse yoktu. Sadece Lut ve ailesi vardı. Onlar Sodom'da yaşıyor ve yaşantı biçimleri Tanrı'yı hoşnut ediyordu. Tanrımız İbrahim'i sevdiği için onunla sürekli konuşuyordu. Tanrı İbrahim'e, "Sodom ve Gomorra'yı yok edeceğim," dedi. İbrahim de Tanrı'ya, "Tanrım, haklıları da haksızları da beraber mi yok edeceksin?" diye sordu. İbrahim haklı olanlar derken, Lut ve ailesiyle Sodom ve Gomorra'da yaşayan iyi insanları kastediyordu. İbrahim, Tanrı'ya ayrıca şöyle dedi. "Tanrım, bu şehirde yaşayan 50 kadar iyi ve düzgün insan varsa yine de yok edecek misin?" Tanrı şöyle cevap verdi. "İbrahim, eğer iyi ve düzgün 50 kişi bulursam bu şehirleri yok etmeyeceğim." İbrahim şöyle devam etti. "Tanrım, peki 40, 30, 20 veya sadece 10 iyi insan bulsan da yine de Sodom ve Gomorra'yı yok edecek misin?" Tanrı İbrahim'e yanıt vererek, "İbrahim, 10 iyi ve düzgün kişi bulsam Sodom ve Gomorra'yı yok etmem mümkün değil," dedi. Bir gece Sodom'a, Lut'un yanına iki melek geldi. Lut onları görünce hemen evine alıp ağırladı. Sodom'daki insanlar onları fark edince kim olduklarını öğrenmek ve gelen misafirlere zarar vermek istediler. Melekler hızlıca Lut'u alıp eve girdi ve kapıyı kilitlediler. O anda Tanrı dışarıda bekleyenlerin gözlerini kör etti. Böylece dışarıdakiler Lut'un evine ulaşamadılar. Bu sırada melekler evin içinde Lut'a Tanrı'nın bu şehirleri yok edeceğini anlattılar. İki melek, Lut'tan ailesiyle birlikte aceleyle evi terk etmelerini istediler. Lut ve ailesi şehirden kaçarken biraz gecikince, melekler ellerinden tutarak hızlıca onları şehrin dışına çıkardılar. Ayrıca melekler, Lut ve ailesini kaçarken kesinlikle arkalarına bakmasınlar diye de uyardılar. Daha sonra Tanrı, bu iki şehre ateşler yağdırdı ve her yer yandı. Evler, ekinler ve her şey tamamen yandı. Sodom ve Gomorra'da yaşayan bütün insanlar öldü. Fakat ne yazık ki Lut'un karısı söz dinlemeyerek kaçarken arkasına dönüp baktı ve aynı anda tuzdan bir heykele dönüştü. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları. Mezmur 34, 7. ayet. Gördünüz. Ama acaba bu deyim ne anlatmaya çalışıyor bizlere? Bu görsel acaba ne anlatmaya çalışıyor? Ne olabilir? Hiçbir tahmininiz var mı arkadaşlar?
Tahmini olan arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Çok heyecanlanıyorum onların cevaplarını duymak için. Ve aynı zamanda da tahmini olmayan arkadaşlarım için de tabii ki burada bir yolumuz var. Bizim ipuçlarımız var. Haydi bakalım gelsin ipuçlarımız. Biz de o ipuçlarına bakarak bu deyimin hangi deyim olduğunu tahmin etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burada iki tane ipucu var. Bir tarafta bir ip var. Ve öbür tarafta sanki böyle bir çekmek gibi bir şey var. Böyle bir şey çekiliyor sanki. Böyle bir ipi çekiyor, iple bir şey çekiyor. Acaba ne anlama geliyor bu deyim? İple ilgili olduğu kesin arkadaşlar. Ama acaba böyle bir deyim var mı? Bu görsel hangi deyimi anlatıyor bizlere ve acaba anlamı ne olabilir? Eğer hazırsanız arkadaşlar, ben sizlere bu deyimi açıklayacağım arkadaşlar. Haydi bakalım bu sefer 3'ten geriye doğru sayalım ve bu deyimin öncelikle ne olduğunu sizlere söyleyeyim. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu deyim iple çekmek. İple çekmek. Evet, bu kadar, iple çekmek arkadaşlar. Peki neyi çekmek Nora abla diye sesler duyuyorum sanki. Bir sepet çekmek değil. Bir çanta çekmek değil. Birini çekmek değil. Fark etmez arkadaşlar. Biz genelde bu deyimi bir an önce olmasını istediğimiz şeyler için kullanıyoruz. Mesela şu an bizler evden çıkamıyoruz ya, hani çıkmamız bizim sağlığımız için tehlikeli ya. Mesela biz evden çıkacağımız günü iple çekiyoruz. Yani sanki böyle bir an önce gelsin, o günü ben böyle beklemek yerine çekmek istiyorum ki bana doğru hemencecik gelsin, bir an önce gelsin diye. Mesela diyelim çok sevdiğimiz bir kuzenimiz var ama başka bir şehirde ya da başka bir ülkede yaşıyor ve bu yaz bizi ziyarete gelecek. O zaman ne deriz? Bu yazı iple çekiyorum çünkü uzun zamanda görmediğim kuzenimi göreceğim mesela diyebilirsiniz. Ya da yaz tatili yaklaşırken mesela şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Yaz tatilini iple çekiyorum çünkü denize girmeyi çok özledim diyebilirsiniz. Yani kısaca arkadaşlar, sanki böyle var gücümüzle o günün gelmesi için, o anın gelmesi için böyle iple çekiyoruz onu. Hemen bir an önce gelsin anlamına geliyor. O zaman gerçekten özlemle beklediğimiz durumları, kişileri, zamanları, onların geleceğinin müjdesini verirken, haberini verirken ve onları nasıl beklediğimizi anlatmaya çalışırken bu deyimi bolca kullanabiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. Babamı göreceğim günü iple çekiyorum. Anneme sarılacağım anı iple çekiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler bu deyimi nasıl kullanacağınızı böyle kafanızda düşünün, bizlere ulaşın ondan sonra WhatsApp numaramızdan. Bizlere deneyimlerinizi paylaşın. Kullanabiliyor musunuz? Hangi cümlelerde kullandınız? Sevdiniz mi, sevmediniz mi bu deyimi? Bizlere yazın, bizlere ulaşın arkadaşlar. Şimdi birazdan Tanrı sözüne geçeceğiz ama ondan önce haydi bakalım benim çok sevdiğim bölüm var. Hep birlikte izleyelim Mevzi. Hazi, özel içeceğinden getirmişsin yine, domates suyu mu? Tabii ki, hep beraber içelim işte. Tabii yani ellerine sağlık Zi. Peki şimdi mi içelim, programdan sonra mı? Ben zaten iki bardak içtim, sen bilirsin. Oh, afiyet olsun. Sevgili kardeşim çok iyi yapmışsın. Ben programdan sonra içsem olur mu? Bilmem, olur herhalde. Olur tamam. Evet, nerede kalmıştık? Çok heyecanlı bir yerdeydik yine. Evet. Paulus ve Silas Agora'ya çıkarılmıştı. Bu meydandaki kalabalık galyana gelerek onlara saldırmaya çalıştı. Aman neler olacak şimdi? Paulus ve Silas'ın kıyafetlerinin çıkarılmalarını istediler. Ya be, neler anlatıyorsun? Kurduğun her cümleyle durum daha da karışıyor. Ya bekle biraz, bekle, düzelecek. Peki. Elçi Paulus ve Silas'a eziyet ettiler ve sonra onları hapse attılar. Ama onlar zincire vurulmuş halde olsalar bile ilahiler söylediler. Harika! Diğer tutuklular da onları dinliyordu. Birden bir gürültü, sarsıntı oluverdi. O kadar şiddetli bir sarsıntı oldu ki tutuldukları yerin temeli sarsıldı ve hücre kapıları açıldı. Oh! Kurtulacaklar. Zincirleri gevşedi.
Olan biteni gören gardiyan onları tutsak etmek üzerine yemin ettiği için kendine zarar vermek istedi. Ay yok musun ya? Neyse ki Elçi Pavlus ona kendine kötülük etme çünkü hepimiz buradayız dedi. Bu sözden çok etkilenen gardiyan onları oradan çıkardı. Ardından kurtulmak için ne yapmalıyım diye sordu. İman etsin. Kesinlikle Zihi. Elçi Pavlus da Rab İsa'ya iman et kurtulacaksın. Sen de ev halkında dedi. Tüm bu olanlardan sonra şehir yöneticileri Elçi Pavlus ve Silas'ı bırakma kararı aldılar. Yaşananlardan dolayı çok korkmuşlardı. Şimdi nereye gidecekler? Bakalım. Şimdi Amfipolis ve Apollonia yollarından geçerek Selanik'e gidecekler. Burada da Tanrı sözünü anlatacaklar ve burada yaklaşık 3 hafta kalacaklar. Hemen soruyorum o zaman. Sor. Amfipolis, Apollonia, buraların neresi mi? Hemen anlatıyorum Zihi. Elbette Selanik'i de anlatacağım. Sen ve kardeşlerimiz biliyor olsanız da bir de biz anlatmış oluruz. Ne dersin? Hem olur ya, küçük kardeşlerimiz arasında dikkatinden kaçmış olanlar da vardır belki. Selanik'i ben anlatacağım. Ya, tamam öyle olsun. Ben Amfipolis'i anlatayım. Amfipolis, Strymon adlı nehrin kıyılarındaki düzlüğe kurulmuş bir kent. Günümüzde Yunanistan sınırlarında bulunuyor. Apollonia'da günümüzde Süzebolu olarak bilinen bir kasaba. Orası ise günümüzde Bulgaristan'ın içinde yer alıyor. Ne? Selanik Bulgaristan'da mıydı, Yunanistan'da mıydı? Kafam karıştı. Dur dur heyecanlanma, dur böyle şeyler. Yardımcı olayım sana. Selanik Yunanistan'da. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, Selanik Yunanistan'da bulunan büyük bir kent. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti o zaman. İkinci büyük kent olduğunu anımsıyorum çünkü. Büyüklük konusunda Atina'nın hemen ardında diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sofya'nın olacak değil ya, sonuçta Bulgaristan'da değil. Bir Yunan kenti olarak da çok turistik bir yer tabii Selanik. Ne de olsa antik kent. Beyaz Kule, Aya Dimitri Kilisesi, Galerius Kemeri gibi güzellikleri var. Ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir. Ya. Atatürk Evi Müzesi de mutlaka burada yer alıyor. Çok güzel, çok güzel anlattın Zihi, bravo. Teşekkür ederim, sana da bravo be. Ya teşekkür ederim, peki zor sorun var mı? Bu bölüm yok. Aa, neden? Hemen domates sularını içelim diye. Öyle olsun bakalım, keşke soru sorsaydın. Öyle değil, afiyet olsun. Peki, ben sonra içsem olur mu? Peki, Isınmış peki. Bu. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm benim en sevdiğim bölüm. Çünkü bu bölümde Tanrı'nın geçmişte yaptıkları, gelecekleri, gelecekte yapacakları ve şu an hayatımızda yapıyor olduğu şeyleri keşfetme şansı buluyoruz. Tanrı'yı çok daha yakından tanıma şansı buluyoruz. O yüzden de kutsal kitabı okuduğumuz, kutsal kitabı anlamaya çalıştığımız, birlikte üzerine konuştuğumuz bu bölümü ben çok seviyorum. Çünkü hepimiz bu bölümde sanki Tanrı'yı böyle daha yakından tanıyarak Tanrı ile aramızdaki dostluğu geliştirmiş oluyoruz. Bugün sizlere bir hikaye okuyacağım. Benim bu çok sevdiğim kitaptan. Ve bu kitapta acaba bakalım bugün hangi bölüm bizi bekliyor? Bu bölümün ismi Hizmetçi Kız ve Gururlu Komutan. Acaba kimlerden bahsediyor bu öykü? Kimlerin başına neler gelmiş ve acaba bunun Tanrı ile nasıl bir ilgisi var? Hadi bakalım hep birlikte hikayemizi yavaş yavaş okumaya başlayalım. Naaman diye biri var bu öyküde. Hiç duydunuz mu daha önce adını? Naaman çok önemli bir ülkede, çok önemli bir orduda, çok önemli bir adamdı. Sanırım anladın. O çok 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 önemli biriydi. Ne var ki? Naaman hastaydı. Yani bence Naaman kendini öyle hissediyordu. Çünkü aslında hepimiz Tanrı'nın gözünde çok önemliyiz ve hiçbirimizin diğerinden farkı yok. Ama Naaman çok hastaydı. Cüzzam hastasıydı. Cüzzamın ne olduğunu bilmiyor olabilirsin. Çünkü bu biraz zor ve gerçekten çok üzücü bir hastalık ve eski bir hastalık aslında. Cüzzam hissetme duyusunu kaybetmene neden olan kötü bir hastalıktır. Çok zor olmalı gerçekten.
Sen hiç farkında olmadan vücudundan parçalar düşer. Mesela parmağını bir kapıya sıkıştırdığında ya da ayak parmağını kötü bir şekilde çarptığında. Kulağa komik gelebilir belki ama hiç komik değildi gerçekten. Ve Naaman kesinlikle gülmüyordu çünkü çok acı veren bir hastalıktı aynı zamanda. Bu hastalığın bir çaresi yoktu. İyileşmek mümkün değildi. Eninde sonunda bu hastalık maalesef ölüme sebep olurdu. Yani çok güçlü bir hastalıktı ve o zaman şimdiki kadar fazla tedavi yöntemi olmadığı için o zamanlar insanlar tedavi olamıyorlardı. Bizim şimdi neredeyse başımıza gelen bütün hastalıkların bir tedavisi var hastanelerde. Tanrı o insanları, doktorları bizim hayatımızda çok iyi bir şekilde kullanıyor ve bizi iyileştirebiliyorlar. Ama maalesef o dönem böyle bir şey mümkün değildi. Naaman'ın gerçekten de yardıma ihtiyacı vardı sevgili arkadaşım. Naaman'ın evinde çalışan küçük bir hizmetçi kız vardı ve o Naaman'a yardımcı olabilecek birini tanıyordu. Ama bir sorun vardı. Naaman onun düşmanıydı. Bundan kısa bir süre önce Naaman'ın önderliğindeki bir ordu küçük kızın İsrail'deki evini işgal etmişti. Bütün ailesini öldürmüştü ve onu Asur ülkesine götürerek kölesi haline getirmişti. Aslında Naaman onun ailesine çok kötü şeyler yapmış ve diğer insanları anladığımız kadarıyla. Sanırım Naaman kötü bir komutan. Küçük kız her gece ağlaya ağlaya uykuya dalardı. Çünkü ailesi de dahil olmak üzere her şeyini kaybetmişti. Bu kız neden şimdi Naaman'a yardım etmek istesin ki? Şüphesiz ondan nefret ediyordu ve ondan öc almak istiyordu, öyle değil mi? Ondan intikam almak istiyordu çünkü Naaman onun hayattaki en sevdiği insanları onun hayatından almıştı. Ve tabii ki de küçük kız, küçük hizmetçi kız Naaman'a yardım etmek isteyemezdi. Ona karşı yaptığı kötü şeyler için de cezalandırılsın istiyordu değil mi? Bunu beklerdin değil mi? Ama bu kız Naaman'dan nefret etmek yerine onu sevdi. İnanılmaz bir şey. Bunu ancak Tanrı'yı seven insanlar yapabilirler. Ona kötü davranmak yerine onu affetti, onu bağışladı. Düşünebiliyor musun ne kadar büyük bir acı ve ne kadar zor bir karar? Senin en sevdiğin insanlara zarar veren bir insana nasıl sevebilirsin ki? Tabii ki de Tanrı'nın yardımıyla. Kız Naaman'ın eşine giderek, "Efendim, ben Naaman'ın iyileşmesini istiyorum." dedi. İsrail'de Elişa adında bir adam onu iyileştirebilir. "Tamam, giderim." dedi Naaman ve at arabalarına bir sürü eşya koyup zırhını giyerek yola çıktı. "En iyisi ben saraya gideyim. Çünkü benim gibi önemli birisi ancak bir sarayda iyileştirilmeli." diye düşündü. Böylece hızlıca İsrail'e ve oranın kralına gitti. "Beni iyileştir lütfen," dedi. "Ben bir sürü şey yapabilirim," dedi kral. "Ama seni sadece Tanrı iyileştirebilir." O anda Elişa'nın gönderdiği bir haberci saraya geldi. "Naaman'ı bana gönder," diyordu mesaj. Yani Elişa onu bekliyordu. O zaman Naaman kalkıp Elişa'nın evine gitti. Ama Elişa kapıyı açıp da Naaman'ı karşılamaya çıkmadı bile. Sadece bir hizmetçisini yolladı. "Elişa benim kim olduğumu bilmiyor mu?" diye hayıflandı Naaman. Ne var ki hizmetçinin ona söyledikleri onu daha da sinirlendirdi. Hikayeyi burada durduruyorum arkadaşlar. Bu hikayenin devamı bir sonraki bölümde sizleri bekliyor olacak. Ama acaba Elişa'nın hizmetçisi Naaman'a ne söyledi de Naaman o kadar sinirlendi? Ve acaba bu hikayenin sonunda Naaman gerçekten iyileşebilecek mi? Ben heyecanla sizinle birlikte bu hikayenin sonunu öğrenmeyi bekliyorum. Sizler de bu sırada şu ana kadar mesela bu küçük hizmetçi kızın Naaman'ı nasıl affedebildiğini düşünün ve Tanrı'ya sorun. Tanrı sizi bu konuda cevaplasın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.